Miskini'den. Allah rahmet etsin. Amin. Allah ruhunu şad etsin. Ayatullah Miskini bizim öğrencilik yıllarımızda kum ilim havzasında çok büyük ayetullahlardan, müçtehitlerimizden bir tanesi idi. Özellikle ahlak dersleri var idi. Cuma, kumdaki cuma namazını kıldıran cuma imamlarından da aynı zamanda bir tanesi idi Ayetullah Miskini. Bir gün öğrenciler, kendi öğrencileri Ayetullah Miskini'ye diyorlar ki, hocam siz ne yaptınız da muvaffak oldunuz? Siz ne yaptınız da başarılı oldunuz? Bazı insanlar hayatlarında gerçekten muvaffaktırlar, başarılıdırlar. Vücutları berekettir. Bazı insanlar ise nötrdür, bereketsizdir, kısırdır, hayırsızdır. Siz ne yaptınız bereketli, muvaffak oldunuz, başarılı oldunuz? Diyor ki, bu hakir kendisini başarılı görmüyor ki. Ben muvaffak değilim ki, ben başarılı değilim ki. Bakın bu tevazunun bir tezahürüdür. Tevazunun bir örneği. Öğrenciler üstattan cevap alamayacaklarını anladıklarında soruyu farklı soruyorlar. Hocam, bizim muvaffak olmamız, bizim başarılı olmamız, Allah'ın huzurunda iyi bir kul olabilmemiz için bize tavsiyelerin nelerdir? Nasihatların nelerdir? Öğrenciler böyle bu şekilde soru sorunca Ayetullah Mişkini demiştir ki, beş şeye çok dikkat edin. Eğer beş şeye çok dikkat eder iseniz siz muvaffak olursunuz. Siz başarılı olursunuz. Vücudunuz bereket sebebi olur. Bir, hayatınızda, günlük hayatınızda Kur'an'a özel bir vakit ayırın. Kur'an'a özel bir vakit ayırın. Bakın. Öyle insanlar var ki ayda bir Kur'an'ı eline bile almıyor. Hatta öyle insanlar var ki Müslümanım diyor, senede bir Kur'an'ı eline bile almıyor. Kur'an ile ilişkiniz olsunuz. Kur'an ile ilişkiniz. Kur'an Allah'ın mektubudur. Rabbinizin size yazdığı mektubu bir açın okuyun ya. Ben Allah'ı çok seviyorum. Çok seviyorum. Ya yalan konuşma ya. Bari yalan konuşma. Yalanına da Allah'ın adını bulaştırma. Genç bir delikanlı bir kıza sevdalanmış. Kara sevda. Bir kağıt parçasını getiriyorlar gence. Diyorlar bunu sevdiğin sana gönderdi. Hemen elinde en önemli işleri bile olsa bir vakit bulup hemen o kağıdı açıp okumak ister. Acaba sevdiğim bana ne yazmış? Ben Allah'ı seviyorum. Ya sen Allah'ın sana gönderdiği mektubu bırak okumayı, senede bir eline bile almamışsın. Sen nasıl seviyorsun Allah'ı? Böyle mi sevilir Allah? Evet. Konu aslında burada çok uzun. Girersek 2-3 saat içinden çıkamayız. Ben Evet, geçip eskiden hediyeler kısaydı. söyleyip geçiyorum. 2. Ehli Beyt'in takvimine bakın. Ehli Beyt'in takvimine bakın. Ehli Beyt'in takviminde 23 tane önemli gündem var. Pardon, 27 tane önemli gündem var. Ehli Beyt'in takviminde 27 tane önemli gündem var. 27. Peygamber Efendimizin veladeti, Peygamber Efendimizin vefatı. Hazreti Ali'nin veladeti, Hazreti Ali'nin şehadeti. Hazreti Fatıma'nın veladeti, Hazreti Fatıma'nın şehadeti. İmam Hasan'ın veladeti, İmam Hasan'ın şehadeti. İmam Hüseyin'in veladeti, İmam Hasan'ın şehadeti. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın veladeti ama şehadeti yok. 27 tane önemli gündem var. Takvim var, tarih var. Bu 27 tane münasebetin 14'ü hüzündür. 13'ü huzur ve mesrur ve sevinçtir. O hüzünlü günlerde hüzünlü olun. O mutlu, huzurlu günlerde huzurlu olun. Sadece hüzünlü olmakla kalmayın. Ehl-i Beyt adına
o hüzünlü, matem atmosferinde meclis yapılan yerlere gidin. Oralarda bulunun. Sevinç adına program yapılan yerlerde bulunun. Ehl-i Beyt'in takvimine dikkat edin. O gün bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın. Yapamıyor iseniz yapanların yaptıklarına katılın, iştirak edin. Eyvallah. Bir dakikamız kalmış. Üç, kendinize arkadaş seçerken çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Arkadaş var seni nara götürür, arkadaş var seni nura götürür. Ta tevani begoriz ez yaribet, yaribet better bovet, ez maribet. Maribet tenha tura bercan zanet, maribet, yaribet bercan ve ber iman zanet. Kötü arkadaştan uzak dur, zira Sadi Şirazi diyor, o zehirli yılandan daha zararlıdır. Çünkü zehirli yılan sadece canına zarar verir. Ama yarabet ber can ve ber iman zanet. Hem canına zarar verir hem imanına zarar verir. Ayetullah Mişkin diyor, kötü arkadaştan uzak durun. Dört, ömrünüzün kıymetini bilin. Hayatın, insanın en önemli sermayelerinden bir tanesi ömürdür. Ömrünüzün kıymetini bilin ve güzel işleri, hayır işleri ertelemeyin. Bugün ömrün var, bugün imkanın var ise o ömrün içinde, imkanın dahilinde o güzel işi yap. Hayır işi yap, yarına erteleme. Yarın var mısın, yok musun sana meçhul, sen bilemezsin. Ömrünüzün kıymetini bilin, güzel işleri ertelemeyin. Beşincisi ise Allah ile günün bir bölümü, günün bir zamanını ayarlayın. Gece midir, gündüz müdür? Ben geceyi tavsiye ediyorum kardeşlerimize. Günün bir zamanını ayarlayın. Allah ile halvet halinde olun. Halvet edin Allah ile. Allah ile birebir sohbet edin, dertlerinizi Allah'a birebir söyleyin. Halvet edin inşallah. Bu beş şeyi yapar iseniz siz muvaffak olursunuz, başarılı olursunuz. Allahu Teala bunları yapanlardan bizleri takdir etsin. Ve bunları yapma noktasında cümlemize tevfik inayet etsin inşallah. Sürçülisan oldu ise bu iki saatlik zaman zarfında affola, affola.